Masmavi 3 mutfakta hoş geldiniz. Bugün sizlere bol çikolatalı ıslak kurabiye mi desem, brownie kurabiye mi desem çok güzel bir tarifim var. Kahvenin yanına harika olur. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için ilk önce kurabiyemizi hazırlayalım. 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı, 1 tane yumurta, 1 paket vanilya şekeri, 1 yemek kaşığı şöyle dolu dolu kakao ve isteğe bağlı olarak bir tatlı kaşığı da instant kahve ilave edebilirsiniz. Ben ekledim kahveyi çok seviyorum ama eklemek istemezseniz de bırakabilirsiniz. Yani mecbur değil. Bir tatlı kaşığı kabartma tuzu, yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı pudra şekerimizi ekleyelim. Hepsini güzelce bir karıştıralım. Kahveyi neden ekledim? Çünkü kahve her zaman çikolatanın o lezzetini öne çıkaran bir etkendir o yüzden biraz kahve ilave ederseniz böyle daha çikolatası bir kurabiye olur. Minik bir püf noktası olarak belirteyim. Hepsini güzelce bir karıştırdım ve unu lütfen dikkatle ekleyin. Toplam un miktarımız en fazla 4,5 çay bardağı olacak. Ben de 1, 4 çay bardağı artı 1 yemek kaşığı tam denk düştü. Ona göre lütfen siz de azar azar ilave ederek şöyle güzel bir kurabiye hamurunuzu yoğurun. Hamurumuz böyle pürüzsüz, gördüğünüz gibi güzel, yumuşak, kolay şekil alabilen harika bir hamurumuz var. Şekil vermeye geçelim. Kurabiyelerinizi arzu ettiğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben hepsini böyle biraz cevizden küçük bezeler yaparak tepsiye dizdim. Hatta hemen belirteyim sevgili arkadaşlar, bu vermiş olduğum tarifi bu şekilde pişirip Direkt kakaolu, kakaolu kurabiye olarak bile servis edebilirsiniz. Hiç sos kullanmadan yani iki tarif bir arada diyelim. Bir tepsi kurabiyemiz çıktı. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 20-25 dakika kadar pişmeye gönderelim. Kurabiyelerimiz pişerken biz de sosumuzu hazırlayalım. 2 çay bardağı sıcak suyun içerisine 100 gram Şöyle hafif ince ince doğramış olduğum e, bitter çikolatayı ekliyorum ve hemen karıştırıyorum. Çok suyumuz sıcak olduğu için hemen eriyor. Hemen belirteyim lütfen kaynar su değil sıcak su olması yeterli. Çikolatalı sosumuz hazır, kurabiyelerimiz de pişti. Hemen göreceksiniz böyle lezzetinden çatlayarak pişti hem de. Fırından çıkardım, çok güzel görünüyor. Bahsetmiş olduğum gibi bu şekilde bile hemen servis edin çocuklar bayılır kakaolu kurabiye. Şöyle bir tele aldım. Benim zamanım olmadığı için çabucak birazcık ilk sıcağa gitmesi için bir 3-4 dakika bekledim. Daha sonra hazırlamış olduğum ama soğutmuş olduğum sosa bütün kurabiyeleri batıralım. Şöyle sosunu çektikten sonra kenara alalım. Siz izlerken hemen belirtmek isterim. İsterseniz küçük bir borcama bütün kurabiyeleri doldurun. Sosu komple üzerine dökün. İsterseniz de benim gibi böyle sosun içerisine hepsini atın. Birkaç dakika bekleyin, sonra süzerek çıkartın. Artan sosu da üzerine gezdirdim. Ee, yani ne kadar yumuşak olması sizin ne kadar sosun içinde bırakmanıza bağlıdır. Ben çok böyle hamur gibi yumuşak olmasını istemediğim için birkaç dakika sosa batırdım ve çıkardım. Şu anda servis için hazırladım. Kurabiyeleri yapalı henüz yarım saat oldu. Bir gece bekletirseniz, ertesi gün... Hani bir raf vardır ya, yeme de yanında yat. O kadar güzel oluyor. Sosu komple çekiyor. Ama bu şekilde bile çok güzeldi. Büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Tabii çok fantastik bir sunum yaptım size. Böyle soslar, böyle üzerine Hindistan cevizi. Böyle minik şovları çok seviyorum. İnşallah sizler de beğeniyorsunuzdur. Bir bıçakla keseceğim. Sosu 1-2 dakika bırakmama rağmen içerisine o kadar güzel almış ki yani böyle hamur gibi değil de çatlaklardan kanallardan içerisine o çikolatalı sosu alıyor şöyle yakın çekim göstereyim ki içerisindeki o nemi komple görün bakın sevgili arkadaşlar tam orta kısımları komple nemli bir çikolatalı brownie kurabiyeniz oldu İnşallah yaptığınızda sizler de memnun kalırsınız kahvenizin çayınızın yanına eşlik eder bir dahaki tarifimde buluşmak ümidiyle hoşçakalın